Hafta sonlarının en eğlenceli, en keyifli programı Çat Kapı'dan herkese merhaba. Bu hafta da tekrardan Ankara'da Çat Kapı bir noktaya konuk olduk. Konuk olmuş olduğumuz işletme yetkililerini tanıyacağız, meslek sırlarını öğreneceğiz. Geri kalan tüm merak edilen sorulara yanıt alacağız efendim. Öncelikle işletme yetkilimiz Mert Bey ile başlayacağız. Bakalım bizleri nasıl karşılayacak? Gelin görelim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar Mert Bey. Ben. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ederim. Ben öncelikle sizi biraz tanımak istiyorum. Egemen Bey'le sohbete tabii geçeceğim ama sizlerden de tabii ki de önce bir hayat hikayesi dinlemek istiyorum. tabii ki. Ben 1992 Afyonkarahisar doğumluyum. Eğitimimi Ankara'da sürdürdüm. Mezun olmama mütakip ticaret hayatına atıldım. Harika, çok güzel. Şöyle ki bizim aileden gelen, dededen gelen bir sanayicilik şeyimiz vardı, tuğla üretim tesisimiz vardı. Ya bunun neticesinde de tabii biz de hani aileden koparak, yani daha böyle kendimiz, ya neler yapabiliriz, neler yapabileceğimizi düşünerek ilkokul arkadaşım olan Egemen, kendisi de ortağımdır. Onunla birlikte bir atılım yaptık. Demir çelik üzerinde. Heyecanlı, meraklı bir hikaye yine geliyor efendim. Heyecanlı, meraklı. İlkokul arkadaşıyla ortaklaştırılmış, böyle bir çılgınca bir kararlar verilmiş. Nasıl kararlar verilmiş? Doğrusu çok merak ediyorum. Evet. Sonra serüven nasıl devam etti? Serüven şöyle devam etti. İşin açığı biz zaten hep böyle bir araya geldiğimiz zaman yani derdik işte ya bir şeyler yapalım, bir şeyler üretelim, işte ne bileyim alalım, satalım. Hani kendi ayağımızın üstünde duralım. Yani bizim esas amacımız buydu yani. Buradan çıktı. Ondan sonra işte bir gün yani gene otururken Egemen Bey'in de kendisinin bir hırdavatçılıkla ilgili boya üzerine bayağı 5 yıl boyunca çalıştığı bir yer vardı. O da orada bayağı bir tecrübe edindi. Ben de kendim mezun olduktan sonra başladık. Dedik ki hadi vira bismillah, hani ne olacak, ne bitecek. Çıktık, yağmur, çamur, kar, ne yani bütün şantiyeleri gezdik. Ankara'da gezmediğimiz yer kalmadı. Süper ya, tam böyle bildiğiniz çocukluk arkadaşı modunda böyle siz iki ortak değil de daha çok böyle iki arkadaş mantığında neyi ne yapabiliriz, nerede nasıl yararlanabiliriz diye yola çıkmışsınız tamamen. Tabii yani sonuçta yani kendi çevremizde de çok fazla müteahhit var. Yani bu yani demir iş böyle işin açığı birazcık kuyumculuk gibidir yani. Hani biri bir malzemeyi alır, demirleri alır, 10 kişinin elinden geçer o malzeme. Hani en son işte son kullanıcıya gider. Ben olayın en başına döneceğim. Daha sonra yağmur, çamur dediniz. Evet, arkadaşınızla beraber çıktınız, bir araştırma yaptınız. Sonrasında ne oldu Mert Bey? Ya sonrasında yani şu şekilde, yani biz fark ettik ki hani böyle bir referansla gitmek daha iyi oluyor. Yani çünkü sonuçta yenisiniz, zor bir sektör, güvenilir olmanız gerekiyor. Çünkü hani şunu bilemiyorsunuz, işte adam hani ben paramı göndereceğim, malzememi alacağım da malzemem bu sefer iyi olacak mı? Yani bu tarz şeyler çok önemli bizim sektörümüzde. Kesinlikle. Yani dolayısıyla tabii o güveni kazanmak yani biraz zor oldu. Zor zamanlar geçirdik yani hiç böyle satış yapamadığımız zamanlar oldu. İlk başladığımızda 2,5 ay önce hiçbir şey satamadık. Mert Bey ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Çok sağ olun. Ağırlamış memnun olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Rica o zaman ederim. Biz biraz da tüy alırız. Siz gittikten sonra Egemen Bey'den alalım. Bakalım sizlerin söylediği gibi. Egemen Bey siz ayrı programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Mert Bey biraz bahsetti. Biraz arkanızdan kulaklarınızı çınlattık. Şimdi ben istiyorum ki Mert Bey'in kulaklarını çınlatalım. Ama önce biraz sizi tanıyayım. Benim ismim Egemen. 1992 Ankara doğumluyum. Gazi Üniversitesi ekonometri mezunuyum. Mert de bizim hani ortaklıktan hani başlayayım. Biz ilkokul 3. sınıftan beri sıra arkadaşıyız. Hani öyle standart bir arkadaşlık olmadı. Yaklaşık böyle 10 sene geçti. İşte okuldan sonra hiç böyle kopmadık. 15 seneler geçti. İşte beraber böyle hep böyle konuşuldu. Bir şeyler yapsak. Ne yapalım? İşte benim biraz bir çalışma dönemim oldu. Mert'in keza oldu. Ondan sonra hadi gel biz bir başlayalım, bir şeylere devam edelim dendi ve yola öyle koyulduk, çıktık açıkçası. Çok güzel, baya Mert Bey işte yağmurda, çamurda evet, gezdik çok, vesaire doğru falan dedi yani ama. Ben paçalarımdan belime kadar çamur olduğumu hatırlarım. Tabii böyle bir çubuk dahi demir daha satamamıştık o zaman. Olacak mı, olmayacak mı ya böyle 2,5-3 ay boyunca neredeyse hiçbir şey yapamadık. Böyle birbirimize bakıştık, durduk.
İşin sonunda işte pes etmedik. Çok şükür hani bu zamanlara gelebildik. Süper. Peki ben bu zorlu süreçte aslında bir şeyi çok merak ediyorum ki sizden bilerek öğrenmek istedim. Bu sıkıntıları yaşarken eminim ki ilginç olaylar da bir sürü geliyordur başınıza. Çünkü çok fazla sektörünüzle alakalı çok fazla insanla muhatap oluyorsunuz aslında. Bu noktada biraz o ilginç olayları da merak ediyorum. Mesela bir ilginç olaylar işte bir demir çelik sektörü birazcık bizim yaşımıza takılma oluyor mesela. Ya sizin işte yaşınız çok genç bu iş için. Nasıl olabiliyor? Biraz güven konusunda tabii şey yapıyorlar. Hani yaşınız çok küçük, firma yeni falan da filan da bu tarz böyle konularda çok takılma oluyor. Bunu ama bir şekilde ilk başta eşimiz, dostumuzla açtık. Sonra işte sağ olsun hepsi referans olarak bizi bir tık daha öteye böyle atadılar. Ondan sonra biraz böyle bunu duyuldukça biz bunu kırmayı başardık. Mesela size ilginç bir olay anlatmamı isterseniz yaklaşık işte 5-6 ay önce böyle bir doğu tarafına bir demir gönderirken saat gece böyle 10-12 sularında bir telefon çaldı pazar gecesi. Bizim demirleri götüren tır ortadan ikiye kırılmış. Hiç olmayacak nasıl bir şey. Ya? Evet, birazcık böyle fazla yükleme yapılmış. Ondan sonra bizim tır kırıldı. Ben dağın başında ne yapacağım, ne edeceğim? Biz işte çalıştığımız işte iş ortağımızı aradık, rica ettik birazcık yakındı şantiyesi falan. Sağ olsun onlar geldiler işte demiri tekrar vinçte başka bir tıra yüklediler falan. Bunların hepsi gece olan şeyler. Yani böyle bu tarz böyle estantaneli işler bizim başımıza geliyor. Biz işverenlerin de en çok sevdiği şey pazar günleri rahatsız edilmektir. Eminim ki bu noktada. Yani gün de değil, gecesi oldu mesela. Bir de aynen gün değil gecesi olmuş. Evet. Peki sonuç çözümü nasıl buldunuz? Sonuç işte sağ olsun bizim işte çalıştığımız şantiyeden ricacı olduk. Ta böyle doğu tarafındaydı. Hani onlar oradan böyle bir araç gönderdiler. İşte çekici falan gönderdiler. Tekrar işte tıra yüklendi başka tıra. O tır çekildi, götürüldü. Tekrar şantiyeye teslim edebildik. O iyi, teslimat olduysa süper, iyi, güzel. Teslimat demişken sadece Türkiye'de mi peki hizmet veriyoruz? Valla bizim ihracat geçen sene aslında yaptık. İhracat yapmaya başardık diyeyim. Biz İsrail ve İngiltere'ye ihracat yapmayı başardık. Bu sene birazcık daha zayıf kaldı aslında. Hani bu genel bir küresel bir kriz var tabii sizde malum. Türkiye'de tabii de bunun etkisi çok daha fazla hissediliyor. Ona rağmen hani başardık. Hani bu sene de bir girişimlerimiz var aslında. Sadece demir çelikte kalmayıp hani böyle başka bir şeyler de aslında hani Türkiye'de burada ulaşılamayan şeyleri atıyoruz. İhtiyaç nedir aynen, gibi. Biz buradan hani böyle göndermeye çalışma gibi bir girişimlerimiz var. Daha ama şu an bu ülkenin pozisyonundan dolayı kesinlikle biraz beklemek mecburiyetindeyiz. Aslında tam tersine şu anda yurt dışından ürünler yani uygun fiyatlı ürünler getirip Türkiye piyasasına nazaran satışlar vesaire de gerçekleştiriyor. Çünkü birçok alanda bunu denk getiriyorum. Türkiye'de üretimi olmasına rağmen yurt dışından birçok ürünler buraya da geliyor. Ya bakıldığı zaman evet ihtiyaç neye yönelikse onlara aslında gidip bir yatırım yapmak, ticaret yapmak çok sağlıklı tabii, oluyor. Tabii işte bizim de planımızda vardı. Biraz biz böyle yatay yerine dikey yani bizim işten çok sapmadan birazcık hani anladığımız aşağı yukarı öğrendiğimiz şeyden devam etmek istedik. Hani ortamın bu birazcık krizden mütevellit. Ama yani şu an işte girişimlerimiz var, düşünüyoruz, deniyoruz. Bir oluyor, olmuyor falan. Hani böyle biraz havada ama inşallah onu da İnşallah. Ben anladığım kadarıyla çok fazla biz Mert Bey'in sol kulağını çınlatamayacağız. Hep sağ kulağı çınlayacak. Çok güzel bir ortaklık var. Nazar değmesin diyoruz tabii ki de efendim bu noktada. Peki son olarak bizlere aktarmak istediğiniz piyasayla alakalı ya da izleyicilerimize söylemek istediğiniz sizlerin de bir şeyler var mıdır Egemen Bey? Valla piyasayla ilgili tabii şu malum kur bizi çok etkiliyor. Bizi etkilediği gibi herkese etkiliyordur. Hani attığımız adımdan işte petrolden vesaireden. Hani inşallah çok kısa bir sürede çözümüne bulunur yani herkesin dikkatli olması ya benim naçizane tavsiyem buna göre. Tavsiye vermişken sektördaşlarınızla alakalı da mutlaka bu konuda konuşmak istiyorum aslında. Çünkü dediğimiz gibi çok geniş kapsamlı bir iş yapıyorsunuz. Her konuda geniş kapsamlı bir iş yapıyorsunuz. Ya biraz da böyle piyasa demişken demir piyasasına da aynı şekilde sizlerin böyle hedeflediği noktalıklarda işte diğer arkadaşlarınıza, piyasanıza sunmak istediğiniz noktalar var mı projelerinizle ilgili peki? Vallahi hani tabii ki biz birazcık da aslında yeni girdik hani bu işlere. Hani çok böyle şunu yapın bunu yapın demek yani çok yıllık firmalara hoş olmaz. Tabii onların da bir fikirleri vardır. Kesinlikle. Hani bizim de bir fikirlerimiz. Herkes hani ihtiyatlı gidiyordur eminim. Şu dönemde hani ne yapılacağı biraz belirsizlik aslında. Doların kurun yüksekliğinden ziyade belirsizlik bizi çok etkiliyor. Muhtemelen ki bütün bizim demir tüccar arkadaşlarımız da aynı şekilde etkiliyordur.
İnşallah kimseye bize zeval gelmeden i̇nşallah. Bu dönemi atlatacağız inşallah hep beraber. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben hem teşekkür vermiş ederim. Olduğunuz bilgiler için teşekkür çok ediyorum. Hem de aynı zamanda dediğim gibi kapılarınızı bizlere açmış tabii olduğunuz ki, her için zaman, teşekkür ediyorum. Her zaman. Çat Kapı ailesi olarak biraz çat kapı geldik kusura bakmayın ama peki. Sohbetiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim, buradaki röportajımızı sonlandırıyoruz. İki güzel insanla tanıştık. Mers Bey ve Egemen Bey'i tanıdık. Biraz aralarına kara kedi sokmaya çalıştık ama maalesef arkalarından konuşup gıybet yapamadık. Buradaki röportajı sonlandırıyoruz. Biraz ofisi gezeceğiz. Daha sonraki bir sonraki durağımıza geçeceğiz.